bir arkadaşımla tamamen yolları ayırmam gerekti. Herkese iyi öğlenler. İyi öğlenler diliyorum çünkü saat 1 ezanla okunuyor fark ettiyseniz. Ezan okunurken de çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Ben şimdi balkonu yıkayacağım. Balkona soğan sermiştim. Kayınvalidemler soğan verdi bana. Birazcık bu da dedi, nemli dedi. Balkona koy dedi. Kurusun dedi. Yani böyle birazcık hava alsın dedi. Ben de onu yapmıştım. Efendim, özür dilerim. Şimdi balkonu yıkayacağım. Sonra bu evi temizleyeceğim, oturma odasını. Her yer her yerde bir ayın olmaması, bir ay olmamam yani nelere mal olmuş. O yüzden belki size de çekerim. Birlikte fasulye kıracağız daha. Şimdilik görüşürüz. Evet, yıkadım. O biraz kururken ben başka işime bakayım. Bir sürü işim var daha. Şimdi şu kanepenin altını falan da süpürdüm. O alttan başlayıp yerleri sileceğim. Yerler için şunu kullanıyorum. Axe. Ya A101 ya BIM olması lazım. İkisinden birinde aldım. Birinden aldım. İki tane koyuyorum arkadaşlar. İki kapak koydum. Geliyorum şimdi. Evet, yerler bitti. Ben de çok susamıştım. Şöyle bir su bardağı su aldım kendime. Bu da bu arada yeşil çay bardağı, çok iyi oluyor. Büyüklüğü falan çok iyi. Şuraları sileceğiz sizle birlikte. Şu altı ve üstü. Ay, ama insan yoruluyor ya bir şeyden sonra. Çok hareket ediyoruz. Bir de İzmir bugün kaç derece bilmiyorum ama neyse, çok gevezelik etmeyip suyumu içip tekrar başlayayım. Evet, silmek için hazır mıyız? Hazır gibiyiz. Hemen başlıyoruz. Şu üsttekileri alacağım ve silmeye başlayacağız. Ben bu kaktüslerden büyütüyorum. Siz de büyütüyor musunuz bilmiyorum ama bakın bu benim. Pembe olduğu için. Eşiminkini de göstereyim hemen. Bu da eşimin. Yani çok az su koymak gerekiyor. Ben bir ay yoktum. Bunlara su vereyim ya. Bir ay yoktum arkadaşlar. Evin yani altı üstüne gelmiş. Nasıl olduğunu anlayamadım. Halbuki toplayıp gitmiştim. Ama ev işleri çok nankör. Bir gün yapmadığın zaman diğer gün mutlaka bir şeyler çıkıyor yani. Şu anda göstereyim. Proxlim markasını biliyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu Forvia'dan almıştım. Leke çıkarıcı yazıyor gördüğünüz gibi. İstiyorsanız çamaşırınıza sıkın, istiyorsanız camınıza sıkın. Her türlü şey iyi geliyor. Ben bunu şimdi birazcık suyuma sıkacağım. İnatçı lekeleri lekelerde birebir. Şimdi üstten başlayacağız silmeye. Hadi başlayalım. Bir de kurulama bezim var tabii ki. Onunla da kurulayacağım. Şu en üstü de boyumuz erişmiyor ama ayaklarımızı üzerine çıkarak sildik. Bir dakika.
yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz şu anda? Aşağıya sohbet edelim biraz ya. Böyle video koyuyorum sürekli ama hiç altına yorum falan gelmiyor. Böyle kendim çalıyorum, kendim oynuyorum gibi hissediyorum kendimi. O da olmuyor. Hani bir etkileşim olmayınca insan acaba boşa mı video çekiyorum diyor. Açıkçası birazcık da beni hani çekmemeye itiyor, ne yalan söyleyeyim. Çünkü ben burada yalnızım, hani gurbetçiyim. Mesela gidecek çok fazla kimsem yok. Hani arada bir gittiğim kişiler oluyor illaki ama yani sonuçta biz bir aileyiz artık. Evimi çekiyorum, evimi gösteriyorum size. Sizin de bana olumlu veya olumsuz yorum yapmanızı isterim açıkçası. Televizyonu açtım, direkt bu çıktı. Gelin evi arkadaşlar. Katılmayı düşünen var mı aranızda gelin evine? Zaten hepsi yap detay. Kapatayım da. Yani bilmiyorum, ben arada evlenmeden önce izliyordum. Ama şu an pek öyle televizyon izleme vaktim yok. Daha çok kitap okuyorum. Biliyorsunuz diğer kanalımda da kitap çekiyorum. Orada da yeni bir video koydum daha bugün. İzlemek istiyorsanız onun kartlardan da izleyebilirsiniz. Kart çıkacaktır tam bu anda. Şu sağda. Orayı izleyebilirsiniz. Orada. Evet. Televizyonu sileceğiz şimdi de. Eskiden sprey falan da sıkıyordum ama artık sıkmıyorum. Böyle güzel bir bezle siliyorum. Gerçi suya sıktık yani. O da ayrı bir şey de. Evet, bir de kurulamak lazım hemen. Ay, böyle bir temizlik yapınca bir ferahlık oluyor ya. Gerçekten temizlik imandan ayrı bir şey. Daha sonra sizle fasulye kıracağız arkadaşlar birazdan. Annemler bizim yaylada fasulye yetişiyor. Bana koymuşlar sağ olsunlar. Benim de dün daha yemeğini yaptım. O bir kısmını kırayım, buzluğa atayım. Kışın ne olacağı belli olmaz. Kışın ağzı büyüktür derler. Şey yaparım hani, idare ederim kışın diyorum. Evet, şimdi çektik. Ay, çektik diyorum. Sildik. Üst katı yerleştirmeye başlıyorum. Evet, üst katı yerleştirmeye başlıyorum. Siz de alta yazar mısınız? Şunu şuraya koysaydım daha iyi olurdu. Bunu buraya koysaydım daha iyi olurdu diye. Çünkü herkesin dekorasyon anlayışı farklıdır. Belki sizin şekilde koyunca daha güzel olacak. Bunu bilemiyorum. Bunu da şuraya koyayım. Evet. Bir tane saat yaptırmıştı eşim. Bakın. İsimlerimiz yazıyor ama pili bittiği için tabii ki çalışmıyor. Onu da şuraya, hemen şuraya koyayım. İki tane de bebeklerimiz var. Bakın, şu bir. Ben almıştım eşime. Şu da iki. Vay be, ne günlerdi. Eskidenki gibi günlerimize dönsek keşke. Çünkü sorumluluk çok farklı bir şey evlilikte. Hani mesela şu işleri bekarken yapmasanız oluyor ama hani anneniz yapıyor bir şekilde veya başka bir şey oluyor. Ama şimdi yapmasanız olmuyor. Çünkü bir gün yapmasanız diğer gün bu sefer çok fazla yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum. Yani şikayetçi değilim. İyi ki evlenmişim. Mutluyum da. Ama bazen geliyor ki insan şu işlerden sıkılabiliyor. Evet, bitti sayılır arkadaşlar. Her yer tertemiz oldu. Oturma odasında birazdan fasulye kırarken görüşürüz. Evet, koltuklarında örtüsünü serdim. Ben bu koltuk örtüsünü çok seviyorum. Kanepemle birebir uyuyor. Şurayı da göstereyim. Burayı da hallettik. Genel olarak ev düzeldi. Suya bakar mısınız? Benim o mavi bez soluyormuş. Nasıl mor bir hal aldı? Bu arada İzmir'de galiba yağmur yağacak ya. Öyle kasvetli bir hava var.
çamaşırlarım yıkanmış. Görüyorsunuz tripodum kocaman. Hemen gidelim. Bu arada mandalları yıkadım. Resmen renkleri açıldı. Şurada dura dura şey oluyor, kirleniyor. Sokak diyorum, bahçeden sürekli toz geliyor. Şimdi şunları sereceğim. Evet, çamaşırlarımızı serdik. Arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. İlk defa dedim bir şuraya bakma Firdevs, şuraya bak. İlk defa dedim bir eyeliner çekeyim. Daha doğrusu lip liner çektim de. Bakın, rezaletliğe bakın. Bir dakika, birazcık daha yaklaştırayım kamerayı. Sağ biraz oldu da sol yani amacından saptı. O yüzden aslında yakışıyor değil mi? Sizce yakışıyor mu? O yüzden silmeye gidiyorum şimdi. Dönüşte birlikte fasulye kıracağız. Evet, merhaba. Şimdi fasulyelerimizi aldık. Birazcık sohbet edeceğiz sizlerle ve bir konu anlatacağım size. Soru soracağım. Şimdi benim bir arkadaşımla tamamen yolları ayırmam gerekti. Sebebi de şu. Şimdi bu eşimle tanışınca, benim şu an evli eşimle tanıştık biz. Böyle sevgili olup olmadığımız belli değildi. Hani öyle bir dönem vardır ya, konuşursunuz. Hani arkadaş mısınız, sevgili misiniz anlamazsınız. Ve bir de şey, mesela benim eşim böyle çıktığımıza başlayınca kimseye söyleme dedi. Yani öyle hani arkadaşlarından olsun falan filan. Kendi söylemedi yakın arkadaşlarına, bana da söylettirmedi. O yüzden ben de kimseye söylemedim. Yani anneme bile tam ne zaman sonra söyledim yani. Sonuçta anne, söylenmeli bir şekilde, ama eşim söz verdirdiği için söyleyemedim. Neyse, işte biz 1,5 sene sonra nişanlandık. Bir taraftan da ben Amasya'da okuyordum. Amasya Üniversitesi'nde okudum. Son sınıfta da Farabi yaptım, ailemin yanında olmak için Bolu'ya geçtim. Farabi denilen bir değişim sistemi var. Oraya geçince işte bu arkadaşım bana sürekli birilerini ayarlamaya çalışıyor. Kendisi evliydi. Kendi eşinin arkadaşlarından birini ayarlıyordu. Ben de Bolu içinde istemiyordum. Hani hiçbir şekilde evlilik düşünmüyordum. Çünkü bizim orada birazcık böyle dedikodu çok olur. Ben de ondan hiç hoşlanmam. Başkalarının derdiyle ilgilenmem. Ya şu an size bu derdimi anlatıyorum. Ya dert bile değil de. Neyse. Kimsenin de benim işte sorulmasını hoşlanmıyorum. Yani şu ne, bu ne falan diye. Ama çok fazla soruluyor. O ayrı mesele. Neyse. Anlatıyorum tekrardan. İşte Bolu'ya geçtim. Bolu'ya geçtiğimizde bizim ilişkimiz biraz daha ciddi olmaya başladı. Öyle olunca da böyle işte nişan olacak gibi falan olunca ben arkadaşıma söyledim. O da ne zamandan beri dedi. Ben de mecburen yalan söylemeyi sevmeyen bir insanım. Söyledim yani. Onu söylettirmediğini söyledim. İşte bu şekilde şeyler olduğunu söyledim. Arkadaşım bana ne dedi biliyor musunuz? O zaman biz İzmit'e yani gidecektik. İlk orada oturacaktık. Şey dedi. Sen dedi uzaklara gidince bizim dostluğumuz sürecek mi sanıyorsun dedi. Ben böyle deyince şok oldum yani. Hani sonuçta dostluk ne demek? Nereye gidersen git. Sürmesi gereken bir şey. Hani gerçekten dostsan o arkadaşınla. Neyse, öyle deyince ben şoke oldum. Bir şey yazamıyorum falan filan. Sonra işte diğer günler falan işte değişik olmaya başladı. Yani bir anda kızın 180 derece döndü yani. Değişik tavırlar içerisinde. Mesela ben... Sizde var mı bilmiyorum ama böyle askere gidecek kıza ve böyle gelin olacak kıza diyorum. Askere gidecek erkeğe ve gelin olacak kıza veda yemeği tarzında bir şeyler verilir. Ben de o gün ablama gitmiştim. İşte o arkadaşım da sordu neredesin falan filan diye. Dedim böyle böyle hani veda yemeğine gittim. Bana dedi ki çok yeme de aşırı şişko olma. Ya şu an gülüyorum ama çok sinirlendim yani. Bu ne demek? Yani normalde onun da beni çağırması gerekiyor. Hani gerçekten çağırsın diye demiyorum. Hani olması gereken bu şekilde bizim oralarda. Hani ondan da geçtim. Bunu demesi benim bayağı bir içime oturdu.
böyle şeyler oluyordu işte, günlerce konuşuyorduk, düzelmiyordu falan. Ben dedim ya bu şekilde dedim giderse ben dedim seninle arkadaş olmak istemiyorum dedim. Çünkü iş olay yani arkadaşlıktan, dostluktan, dostluğu bırakın arkadaşlıktan çıkmıştı ve yani değişik bir hal oluyordu. Ben daha fazla kalp kırmamak için işte arkadaşlığımı bozdum. Yani bilmiyorum şu an pişman olmadığımı düşünüyorum. Bunu size niye anlattım? Şu yüzden. Bir arkadaşımla daha aram bozuldu. Yani diyecek sorun bende olduğunu mu düşünüyorum artık bilmiyorum ama ya ben gayet iyi niyetli yaklaşıyorum insanlara ama insanlar bana nedense bu şekilde yaklaşmıyor. Onunla da hemen anlatayım niye bozuldu aramız. Şimdi bunun çıktığı çocuk bana şeydi, bir laf etti. Yani fiziksel özelliğimle ilgili bir laf etti. Ben de bunu kaldıramadım. Böyle çok arkadaşıma da yani bunu bana söylediği için biraz kızdım açıkçası. Mesela şu anki eşim benim onun hakkında bir şey söylese ben söylettirmem. Çünkü yakın arkadaşız yani. Ama onun bana onu söylettirip ardından gidip, gelip de bana söylemesi biraz hoş olmadı yani. Çünkü öyle bir şey olsa bile onu saklaması gerekiyordu veya bana söylememesi gerekiyordu. Neyse onların köyden bir çocuk var. Bu şimdiki artık nişanlılar mı sözden bilmiyorum arayı kopardıkları için de. Bu arkadaşım da ya üçü aynı köy. Anlatamadım biliyor musunuz şu an? Yani mesela şöyle düşünün. 3 tane aynı köyden insan var. İkisi sevgili. Bunu bilen diğer başka kişi varmış. Yani o da erkeğin arkadaşıymış. Erkek tabii ki. Ben o da benim liste arkadaşım. Yani bir üçüncü kişi benim liste arkadaşım. Umarım anlamışsınızdır. İşte bunların durumunu öğrenmiş sevgili oldukları. Köy yeri mutlaka şey olacak mı? Yani hani duyulacak falan. Bana tuttu dedi ki bu benim liste arkadaşım ya. Sen mi söyledin? Ya ben niye söyleyeyim? Hani kankayız, arkadaşız, dostuz. Yani ben niye söyleyeyim senin öyle bir şeyini? Ve bu yüzden benimle bağları kopardı. Düşünüyorum da bilmiyorum yani insanlara karşı çok mu insaflıyız, çok mu merhametliyiz veya tam tersini mi anlayamadım. Yani sizce burada benim bir suçum var mı? Eğer öyleyse ben özür dileyebilen bir insanım. Hani öyle kin gütmem. Ama bazı şeylerden sonra soğuduğum için de çok fazla samimi olmam yani bu da var. Yani bunu paylaşmak istedim sizlerle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkmamışımdır sizleri. Hep şu tarafa bakıyorum ya, onu fark ettim. Hiç şuraya bakmıyorum. Hani şurada kendimi gördüğüm için şu tarafa bakıyorum. Size bakmam gerekiyor aslında, bakmıyorum. Neyse bugünlük de bu kadar. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.